koymuyorsun? Neden koymuyor? Girdik. Biz hocamla sohbet etmeye başladık bile gördüğünüz gibi. Çünkü evet. Gündem o kadar yoğun ki özellikle deprem deyince hem çok saygı duyulan hem eğitimiyle ki Stanford ve MIT galiba evet. Değil mi hocam? Evet. Dünyanın en prestijli ve en sayılı iki üniversitesinde doktorasını tamamlamış. Sonrasında profesör olmuş, jeofizik profesörü Ahmet Ercan hocamız bizlerle beraber. Övgün Ahmet Ercan. Övgün Ahmet Ercan, onu da koyuyorsunuz. Övgünü de ekliyorsunuz illa. Övgün Ahmet'in Türkçesi. Yani Övgün Ahmet Ercan, Övgün Ercan ya da Ahmet Ahmet Ercan demek. Övgün Ahmet Ercan hocamız bizlerle beraber efendim. Gördüğünüz gibi her zamanki şıklığıyla bizimle beraber. Sizlere. Çok teşekkür ederim. Hocam ne zaman Amerika'dan döndünüz? 1975 yıllar oldu ya. Oo, yıllar oldu ama bizi sık sık gidiyorsunuzdur. Efendim? Sık sık gidiyorsunuzdur. Çok sık gitmiyorum aslında. Çünkü geldiğimden beri Türkiye'de çok yoğunum. Hı hı. Aslında ben bir Türkiye sevdalısı bir insanım. Yani Türkiye'de hemen hemen gitmediğim yer yoktur ve gitmediğim proje de yoktur. Yani ben sadece deprem bilimiyle ilgilenmiyorum tabii. Yeraltı kaynaklarıyla ilgileniyorum. İşte petrol yatakları, maden yatakları, dünyanın üçüncü büyük altın madenini ben buldum şeyde Uşak Eşme'de yaklaşık 260 ton ama benim bir sarı liram var mı yok. Vardır canım. Hatta adımız bile yok. Vardır vardır hocam. Ya bizim sizin eserlerimiz... kalplerde sarı liranız. Aman o en güzeli o en bence. En güzeli o zaten. En büyük ödül o sevgi, sevilmek, öyle. Sevmek. Herkes yani hem çok seviyor size hem de çok saygı duyuyor. Çok sağ olsun. Deprem özellikle 99'dan sonra hiç vazgeçmediğimiz bir konu. Özellikle halkı bilinçlendirmek adına ve unutturmamak adına. Çünkü Türkiye bir deprem bölgesi. İyi ki deprem bölgesi. Dikkat. İyi ki deprem bölgesi. Çünkü deprem gerçekten Tanrı'nın bir nimetidir. Yapmayın ya. Aa, ne diyorsunuz? Hangi bakış yani, açısıyla baktınız buna yani, biz de öyle bakalım. Güneş doğmasa ne olur ülkede? Donarız değil mi? Donarız. Siz D vitamini alamazsınız. Şimdi deprem olmasa ne olur? Ne olur? Deprem olmasa jeotermal alanlar olmaz. Türkiye Avrupa'nın jeotermal alanlarının yani kızık alanlarının %20'sine sahip. Türkiye'de deprem olmasa yanardağlar olmaz. İyi efendim, yanardağlar olmasa altın yatakları olmaz. Olmaz. Efendim, Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz çukurları olmaz. Onlar olmazsa ne olmaz? Nehir olmaz. Çok sevdiğiniz şu anda darmadağın edilen zeytinlikler olmaz. Zeytinlikler şey, olmazsa ne olmaz? Hepsi birbirine bağlı. Domino hepsi etkisi birbirine gibi. Bağlı. Yani dolayısıyla tarım alanları olmaz. İçtiğiniz menba sularının depremlerle yaratılıyor bunlar. Maden sularını çok seviyorsunuz değil mi? Tabii. Depremler olmazsa olmuyor ki maden suları. Efendim, alyans yüzünüz depremlerle oluyor bunlar. Bunların kaynağı o. Maden yatakları. Dolayısıyla o dilberim o dağlar, yaylaları çıkıyorsunuz. Uludağ'da efendim kayağa çıkıyorsunuz. Bütün bunlar hep depremlerle. Yani yeri sürekli olarak biçimlendiriyor. Yani şöyle mi diyelim? Akarsular... Deprem oluyor. Ah, yaşasın. Yaşasın deprem oluyor. Bir gün onu söyleyeceğiz ama. Bir gün eski Enerji Bakanı Sayın Hilmi Güler'le konuşuyorduk. Dedim ya depremden enerji üretelim. Depremi artık korku olmaktan çıkaralım. Düşünün bakın sadece Gölcük depreminde büyüklüğü 7.6'dır. Düzeltilmiş büyüklüğü 7.6'dır. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Basında çok sık yapılan bir hata 7.6 deniyor. Türkçe'de böyle söylenmez. 7.6 denir. Yani 7.6 denir. Sonra deprem insanı denmez. Çünkü maymun, pardon bilim insanı denmez. Çünkü maymunlar bilimle uğraşmıyor. Sadece insanlar yapar. İnsanlar uğraşıyor zaten. Dolayısıyla bilimci denir. Nohut çekirdekçi, televizyoncu gibi. Türkçe uzmanı aynı zamanda hocamız bizi biliyorsunuz. Bizi Türk yapan bir olay bu. Hem Türkçe uzmanı hem STK'larda öncü bir isim. Hem deprem uzmanı aslında 10 parmağında 10 marifet. Onun için sadece deprem konuşacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın hemen bir iki Türkçe düzeltmede bulundu kendisi. Lütfen yapın. Gezen bir insanım, şarkı söyleyen bir insanım. Müzik takımım var. Boğaziçi Türk Gezginleri Topluluğu diye. Oh. Boğaziçi Gezginler Topluluğu diye bir gezi grubum da var. Türkiye'nin kültürünü tanıtıyoruz. Yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Yani Atatürk 15 bin yıllık bu ülkenin geçmişi bize ait diyor. Ama insanların çoğu bilmiyor. Yani nerede yaşıyor? İşte biraz önce bir program yaptınız. Değil mi? İstanbul'un bambaşka yönlerini anlattı arkadaşımız. Dolayısıyla Anadolu'da keşfedilecek çok yer var. Yaşam çok kısa. Anadolu'ya gidin. İsviçre'den, efendim,
ne bileyim ben Alplerden, İtalya'dan önce yaşadığınız ülkeyi görün ve onu çok sevin, kucaklayın. Çünkü çok sevgili bir ülkemiz var, çok sevgili insanlarımız var. Ama ülkemiz ben bizi Türkiye'ye korkutuyor aşığım, ara ara. Türkiye'ye aşığım. Siz konuyu depreme çekeceksiniz. Evet. Evet, depreme getirmek istiyorum. Çünkü sallanıyoruz hocam, sallanıyoruz. Aylardır sallanıyoruz. Sizi biz davet ettiğimizde dün akşamki deprem olmamıştı. Ama üstüne bir de tuz biber ekti. Biraz bir de dün akşam da deprem oldu. Aslında bu konuyu çok kısa halkın anlayabileceği şekilde anlatabilir miyim? Ne oluyor bu Anadolu'da? Anadolu'da ne oluyor? Anadolu'nun bir tarafı Asya biliyorsunuz, bir tarafı da Avrupa. Ve buraya bir küçük Asya diyorlar. Aynı zamanda burası bir küçük Avrupa. Şimdi Anadolu, bakın bütün Anadolu bir yarımadadır. Hı hı. Bütün yarımadalar kuzey güney doğrultusundadır yaklaşık olarak. Ama Anadolu doğu batı yönündedir. Bakın şurası Anadolu, şöyle baksınlar elime. Burası Anadolu. Şurası doğu kısım, burası da batı kısım. Hı hı. Şimdi burada aşağıda bir Kızıldeniz var. Önce Kızıldeniz'i anlatayım. Çok kısa anlatacağım. Tabii. Çok fazla boğmayacağım ama bu depremler neden oluyor? Bu depremler 10 milyonlarca yıldır oluyor. Anadolu'da daha yeni olan bir olay değil. Çünkü insan daha doğalı 15 milyon yıl. Ama yer yuvarının yaşı 4 milyar 650 milyon yıl. Şimdi aşağıda bir Kızıldeniz var. Kızıldeniz'de yer kabuğu yenileniyor. Yerin altından o akor, erimiş taşlar Kızıldeniz'in ortasından yarıyor ve oradan Kızıldeniz'in ortasından Kızıldeniz'i açıyor. Hı hı. Kızıldeniz açılıyor. Kızıldeniz'in bu tarafında Suudi Arabistan var. Katar'a ambargo koyan. Bu tarafta Mısır var. Onlar da ambargo koydular değil mi? Şimdi bu Kızıldeniz Suudi Arabistan'ı itiyor. Hı hı. Bu itince İran'ı itiyor. İran gelen bu itkiyi ise Anadolu'ya itiyor. Anadolu da batıya doğru Avrupa'ya gidiyor. İster AB bizi kabul etsin, ister etmesin. Geliyoruz. Geliyoruz. 2,5 her depremden sonra 2,5 santimetre daha Avrupa'ya gidiyoruz. Ne Yunanistan engeli ne Almanya engeli. Peki aşağı yukarı gidiyor muyuz? Batma, onu anlatacağım. Çıkma. Çok güzel söylediniz. Şimdi bir taraftan demek ki doğudan batıya doğru bir kaktırma var. Anadolu'yu kaktırıyor. Şimdi Anadolu'yu kaktırırken Anadolu'nun kuzeyi boydan boya yırtılıyor. Kuzey Anadolu fay hattı. Aynen öyle. Yalnız fay diye bir kelime yok. Fay deterjan demek. yani temizleyici demek. Kırık. Türkçesi kırık. Debrem. Bunu. Debrem hattı. Kuzey Anadolu debrem hattı. Hocam size böyle söyleyeyim. Hatta yok. Hatta yok. Çizgi var. Türkçeyi mahvettik. Estağfurullah. Atatürk diyor ki Türkçe konuşmayanı Türk denmez. Şimdi dolayısıyla biz Türkçe konuşmak zorundayız. Fay demeyecek miyiz? Hepimiz fay hattı diyorduk yahu. Bir defa hat Arapça. Fay Fransızca. Fransızca. Fay hattı Türkçe mi oluyor? Fay hattı Hayır. Türkçe olmaz. Kırık. Yani kırık çizgisi. Kırık çizgisi. Kuzey Anadolu kırık çizgisinden herkes bahsediyoruz. Herkes anlıyor değil mi? Evet daha rahat. Kuzey Anadolu kırık çizgisi. Öteki daha havalı şimdi, ama. Değil mi? Şimdi ne kadar İngilizce konuşursan senin o kadar aydın olduğun sanılıyor. Yok canım. Maalesef. Maalesef. Böyle. Ama mesela maalesef bile Arapça ne yazık ki dememiz gerekiyor. Ne yazık ki. Şimdi şurası Karadeniz. Buradan kırılıyor ve Kuzey Anadolu kırığı oluyor. Yaklaşık 1800 kilometre falan boyu var. Bir tarafta İran boydan var. Boya değil boydan mi? Boydan boya. Buradan geliyor Selanik'e kadar kırıyor. Bir de Doğu Anadolu kırık hattımız var. O da çok aynen uzun. Aynen kırık çizgisi var. Kırık evet, çizgisi var. Bravo. Onu da anlatacağım şimdi. Tamam. Şimdi burası böyle. Kızıldeniz açılınca, demek ki Suudi Arabistan'ı itince Arap ana karaması bunu yapıyor. Ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'dan, İran, Suriye'nin olduğu yerden Türkiye'yi kuzeye doğru itiyor. Şimdi demek ki yukarıda siyasi olarak ne oluyorsa aşağıda da aynısı oluyor. Hmm. Yani Suriye'den ve Irak'tan ne geliyor? Terörist geliyor değil mi? Hmm. Aynı olay oluyor yani kaktırıyor böyle kuzeye doğru. Peki Afrika'da ne oluyor? Mısır Afrika'nın Sudan. Evet. İtiyopya Afrika'nın olduğu yerde. Afrika'yı itince Afrika'nın önünde ne var? Tam Mısır'ın önünde Akdeniz var değil mi? Evet. Akdeniz'in olduğu yerde de Ege Denizi var ve Anadolu var. Şurasının Ege Denizi olduğunu düşünün. Şurasının da Anadolu olduğunu düşünün. Akdeniz bir Baykal gölü olduğundan. Baykal Denizi. Baykal ne demektir? Baykal okyanus demek. Hı hı. Yani Deniz Baykal. Deniz okyanus oluyor. Derya Baykal da öyle oluyor. Evet. Derya Baykal da Baykal Baykal oluyor. Şimdi kendilerine saygılarımı sunuyorum buradan.
Ve Afrika ana karası daha ağır olması nedeniyle Ege ve Anadolu hafif olması nedeniyle geliyor. Rodos Girit yayı boyunca Ege'nin ve Batı Anadolu'nun altına doğru böyle dalıyor. Hmm. Şimdi bakın dalışı gördünüz. Bu dalış şu anda 700 kilometreye kadar inmiş durumda aşağı yukarı. Ne diyorsunuz? Ve evet ve yılda 3,5 ile 4 santimetre bir hızla dalıyor. Bu çok büyük bir hız demektir. Ve aşağı dalınca hız eriyor. Eriyen şey hafifliyor ve Anadolu'yu böyle yukarı doğru kaldırıyor. Şimdi Batı Anadolu'nun böyle kaldırını düşünün. Bakın ne oldu böyle yukarı doğru kaldırınca? Parmaklarım açıldı değil mi? Evet. İşte bunlar 5 parmak dağları oluştu. Değil mi? Aralarında ise Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay çukurları oluştu. Çukurları oluştu. Ve ırmaklar oluştu aynı zamanda. Yani bundan bilmem kaç bin sene sonraki çok uzak değil anladığım kadarıyla Afrika, Akdeniz kalmayacak, Afrika birleşecek mi acaba? Afrika sıkıştırıyor şu anda. Yani Akdeniz'i sıkıştırıyor. Asya'yla. Aslında birleşik onlar. Yani aşağıda birleşikler. Aşağıda ama hepsi aşağıda ama birleşik. Ama bunlara biz kaysak diyoruz. Yani Arapçasıyla levha, İngilizcesiyle plate. Fransızcasıyla. Plaka oluyor belki. Plaka. Yani. İsveççesiyle. Onu bilmiyorum. Şimdi, peki hocam. Bunu demek ki Ege'de demek ki bu Büyük Menderes Çukuru, Küçük Menderes Çukuru, Gediz Çukuru neden oluşuyormuş? Afrika'nın itmesi ve kaldırmasıyla. Yelpaze gibi açılıyor bu. Evet. Şimdi yelpaze gibi açılırken yukarı kalkıyor. Yukarı kalkan her şey düşer değil mi? Evet. İnsan ne zaman düşer? En ünlüyken, en doruktayken düşmeye başlar değil mi? En aşağıdaki insan düşmez. Çok psikolojik oldu bu. Ama öyle değil. Tamam. Dolayısıyla evet. Yukarıda olan insanın çok özenli olması gerekiyor. Ve bunlar yukarı kalkan olaylar pat diye düşer ağırlıklarıyla. O zaman dersin ki ah deprem oldu dersin. Hmm. Şimdi o deprem olduğu zaman ne yapıyor? Bu çukurluklar oluşuyor. Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay'ın olduğu yerlerde çukurluklar oluşuyor. Ege'deki işte bu küçük çizgi, kırık. Kırık çizgilerinin nedeni de bu. Harikasın. Küçük... İşte Türkçe konuşan bir program. Özen gösteriyoruz hocam ama arada harikasınız. Sırada tabii ki Arapçalar, siz Türkiye'nin Fransızcılar. Aydınısınız. Yani Türkiye'de herkes sizi sevmesi için çok nedenleri var. Ay hocam çok teşekkürler. Yani sevgi, sizin bunu söylemeniz sevgi, çok önemli. Ama sevgi kolay birikmiyor. Sağ olun. Yani sağ oturuşundan, hocam. Kalkışından, aydınlığından, çok bakışından, her şeyden öyle. Ne mutlu hocam. Size. Sevgili kardeşim şimdi bu böyle oldu diyelim. Ayrıca bunun itmesi sonucunda bu parmak gibi gördüğüm yerler bunun itmesi sonucunda bu böyle kıvrılıyor. Bir yay çiziyor. Çizdiği yayda bir tanesi Saros Körfezi'nin bulunduğu yerden Selanik'e doğru, Selanik'in Kalkadiki yarımadasının altından Eğriboz yarımadasına doğru. Bir tanesi de Edremit'in olduğu yerde, Edremit Baba Burnu vardır biliyorsunuz. Bu arada Babalar Günü kutlu olsun herkesin. Baba deyince aklıma geldi. Babadan babaya fark var tabii. Sizin yakın mıydı ilişkiniz babanızla? Yoksa mesafeli babalardan mıydı? Babam beni çok severdi. Annem kıskanacak kadar beni çok severdi. Oo, dolayısıyla güzel. Her çok şeyi benimle paylaşırdı. Ne güzel. Başka kardeşiniz var mı? Biz 4 kardeşiz. Çok kardeşli olmak çok güzel. 2 erkek, 2 kız. Oh, en güzeli. Babam devam etmek istemiş ama yaşamadı daha sonrası. Yoksa 7-8 kardeş devam edermiş. Kardeşlik güzeldi bir şey. Hocam tabii. Bir şey sorabilir miyim? Neden bu depremleri önceden keşfedecek? Yani her şeyi biliyoruz. Bütün aslında yeraltı haritası, deprem hatları vesaire, kırık çizgileri, deprem çizgileri hepsi biliniyor. Hem de tüm dünyada biliniyor. Aynen öyle, Türkiye'de ama öyle. Türkiye'de de öyle. Neden daha önceden bilecek bir makine, bir şey? Makine mi, makine mi? İş geç. Onu söylemem. İş geç. İş geç dersen ben burada beni iş yapan, iş yapan alete ne denir? İş geç denir. O zaman çatala da aş dürtgeci diyeceğim. Yok, çatal zaten Türkçe. Kaşık aş dürtgeci? Yok. Zaten çatal Türkçe. Kaşık da Türkçe. İş geç diyemem hocam. İşgeç, bunu benden istemeyin. İş yapan aygıtı. Ağzınız alıştığı zaman dersiniz. İş geç. Benim adım neydi? Güven Ahmet Ercan. Adımı unutmuşum. Ben kalkıyorum bu programdan.
Övgün Ahmet Ercan. Övgün. Ama Güven adı da çok güzel. Ama Ahmet demek değil o. Ahmet Arapça. Hazreti Muhammed'in adlarından bir tanesi. Hocam ama siz o kadar çok Ahmet Ercan Hoca diyebiliyoruz ki yani. Kolay geliyor insanlara. Niye Övgün'ü ekliyorsunuz da zorluyorsunuz bizi? Ama ben bir Türk'üm. Bir Türk'ün annem Türk, babam Türk, dedem Türk, Türk ülkesinde, Türk bayrağı altında, Türk yurdunda yaşıyorum. Adım nasıl hocam? Göbek adım olan dedemin adı Ahmet'le anılabilir benim ki? Benim de Birgi göbek adım. Birgi çok güzel. Siz ödemiş. Yoksa tabii ödemiş. Sizde var mı İzmirlik Ege? Ben İzmir doğumluyum hocam. O zaman hemşeriyiz sizde. Siz de İzmirlisiniz. Ben Türkiye'de tek zili olmayan şehirdenim. Nazilli. 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 Evet. Nazilli. Aydınlıyım. Hayır ama Aydın. Na da Arapça. La. Na. Hocam. Nazilli'nin adı aslında Nassilya'dan geliyor. Yani ona Nazlı kız derler. Nassilya'dan. Nassilya'dan geliyor. Bir gün de Türkçe dekorasyondan bahsedelim isterseniz. Kesinlikle konuşalım. Kareograftan bahsedelim. Söz edelim. Söz değil mi? Geleceğim söz. Ben. Oh hocam. Geleceğim siz... bir gün Türkçe'yi konuşalım tamam. Ayrıntılarıyla. Çünkü Türkçe çok az konuşuluyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet, şimdi bu alet niye keşfedilemiyor? Şimdi depremler neden önceden kestirilemiyor dediniz. Şimdi depremler önceden kestiriliyor. Şimdi siz dişinizi çektirmek için göz doktorunuza gider misiniz? Gitmezsiniz değil mi? Tamam. Şimdi dolayısıyla yer bilimlerinde de uzmanlık dalları farklı farklı. Hatta jeofizik içinde dahi farklı. Ben bir jeofizik mühendisiyim. Hocam jeofizin Türkçesi yok mu diyeceksiniz. Var. Yerözük. Özük fiziğin Türkçesidir. Yerözük bilim. Öyle diyor yerözük musunuz peki? Bilim. Ediyorum. Öyle, bir grup, öyle benim bir kümem de var. Yerözük kümesi diye bir kümem var. Facebook'ta, WhatsApp'ta öyle bir kümemiz var. Harikasınız. Yani her şey Türkçe olmalı. Bence. Yani Stanford ve MIT gibi dünyanın en prestijli iki üniversitesinden mezun olup da aslında çok fazla böyle Amerikan vari olabilecekken bu kadar Türkçe olduğunuz için sizi daha çok seviyoruz. Atatürk böyleydi. Benim biricik kılavuzum Atatürk. Harikasınız. Biricik yol gösteriniz birimdir, fendir diyor değil mi? Evet, Atatürk kafatasçı bir insan da değildi. Orta Asyacı değildi. Sadece o kültürel birliğin adını Türk diyordu. Yani Türkiye'de hiçbir kimse ben Laz'ım, ben Çerkez'im, ben Boşnağım, ben Kürd'üm, ben Arap'ım diyemez. Çünkü burası bir ortak ülkemiz. Bu ülkede yaşayan ve Türkçe konuşan herkese Türk denir. Hocam benim... Ama soy kökün nereden geliyorsa gelir. Evet. İster Rumeli göçmenisindir, zaten o kadar genişmiş ki. Ya bu kadar zengin bir ülke yok. Biz bu zenginliği nasıl parçalarız? Atatürk bu ülkenin insanına Türk adı vermiş. Diline de Türkçe demiş. Ülkesine Türkiye demiş. Türk ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kahraman, batur falan değil. Belli gelenekler, belli töreler çevresinde birleşmiş ve yaşayan topluluğa Türk denir. Yani Törüktür aslı. Ama Avrupalılar Törü'yü Türk diye okudukları için Türk denmiştir. İngilizler yani de Hindi diyor. Amerikalılar daha doğrusu. Hindi'yi çok sevdikleri için. Seviyorlar. Onlar biliyorsunuz. Kızıyor muydunuz Turkey dediklerinde? Yok hayır. Yani Turkey aynı zamanda bir hayvan. Biz de Hindi diyoruz. Hocam hayvanlar depremi daha önceden hissediyor mu? Mısır yiyoruz mesela. Evet doğru. Ama bakın ne kadar enteresan bir soru sordum. Evet. Andıklar depremi önceden duyabilirler mi dediniz siz bana? Evet. Ben de tam onu dedim. Kuşlar mı? Kuşlar neden? Nereden? Kuş Türkçe. Kuşlar. Hayvan. Arapça. Heyvan diyor biliyorsunuz bir İbrahim Tatlıses. Evet. Heyvan der. Arapça'da. Öndükler mi? Andık. Mesela Aydın'da bizim derler ki bizim oğlan andıkları alıveye gel bakayım akşam oldu. Hocam benim ismim neydi? Oğlum. Hacımın Türkçesi. Karantin oylum, oylum, geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelmezse ne olur benim halim? öteki ismim neydi? Ama ben çok kırıldım şimdi. Oylum Talu ama bir tane daha ismim var benim. O ikincisini bilmiyorum. Ha Birgi. Bravo. Birgi nasıl bilmem? Birgi Aydın Beyliği'nin başkentiydi. Bravo. Ve Birgi çiçek gibi bir şehirdir. Birgi'ye gitmişsinizdir. Tabii ki. Yani adaları hani bizim 1912 yılında yitirdiğimiz, işgal edilen ve Türkiye'nin onayı olmayan adaları alan Aydın Beyliği'dir. Evet. Aydın Beyliği almıştır ama ne yazık ki Osmanlı ona Çarçop diye vermiş gitmiştir. Yani Averof denilen bir gemiyle işgal etti. Bir tane gemiyle. Osmanlı'nın gemisi bile yoktu koskoca imparatorluğun. Hocam...
bizim deprem güme gidiyor. Farkındasınız değil mi? Konuşacak şimdi, sizinle çok fazla şey olunca en son Gürbüçler depremi hissediyor mu deprem, demiştim. Şimdi deprem şöyle söyleyeyim. Hayvanlar Gürbüç müydü neydi? Oylumcum andık. Andık. Oylumcum şöyle şey yapalım. Buyurun. Şimdi depremi kestirmenin 3 yolu var. Benim post doktora konum bu. Bir uzun erimli, orta erimli ve kısa erimli. Uzun erimli kestirimlerde o bölgede geçmişteki depremlere bakarsın. Onların davranışlarına bakarsın. Mesela bir insanı anlamak için o insanla ya konuşacaksın ya yemek yiyeceksin ya da geziye çıkacaksın değil mi? Depremi de anlamak için yani o bölgedeki deprem olurluğunu anlamak için geçmişine bir bakmak gerekiyor. O bölge nasıl depremler üretmiş? Biz o bilgilerin yani geçmişteki bilgilerin kullanılarak deprem kestirmesine uzun erimli çalışmalar diyoruz. Şimdi uzun erimli çalışmalara göre sözün gelişi İstanbul'da deprem 1945'te bekleniyor. Peki ama 1945'in ne kadar öncesi ne kadar sonrasında? Bunun için orta erimli çalışma gerekiyor. Orta erimli çalışmalar ise yerin jeofizik davranışları belirliyor. Ölçülmeye başlanıyor yani güncel olarak. Ne kadar ölçüyorsunuz? Deprem olmadan 10 yıl önceden ölçmeye başlıyorsunuz. Yer davranışı nasıl? Yani biz bir psikoloğa çok benzeriz aslında. Psikiyatriste çok benzeriz. Nasıl o insan davranışlarına bakarak insanın tin durumunu ortaya çıkarır. Yani ruhsal durumunu ortaya çıkarırsa biz de yerin elektrik öz direncini ölçeriz. Sismik dalgalarını ölçeriz. Yerin kaparlanma alanı yani manyetik alanını ölçeriz. Yerin çeker alanı yani gravitasyonunu ölçeriz. Yerin ışınımını ölçeriz. Yani içimizdeki İngilizler için radiation'ını ölçeriz. Bunun gibi birçok yerin fiziksel özelliklerine bakarız. Ve bunlardaki değişimlere bakarız. Bunlar deprem olmadan önce değişir. Sıcaklık bunlardan bir tanesidir. Sözün gelişi veya ışığın yoğunluğu bunlardan bir 99'da tanesidir. 99'da mesela gece 3 civarında havanın inanılmaz sıcak olduğu ve insanların artık bunalmışlığını çok iyi buna bungunluk denir biliyorsunuz. Ege'de bungunluk deriz biz buna. Yani biz havada, Ege'de sürekli sallanırız ama biz depreme çok alışığız. Ege sürekli sallanıyor. Tabii sallandıkça bizim aklımız başımıza geldiği için yönümüzü çok iyi biz saptarız. Evet. Saptarız değil mi? Ya, tabii. Saptarız. Yani, bir ara. Evet. Şimdi kesinlikle Egeliler Türkiye'nin aydınlık yüzüdür. Diğer yerler de var ama Ege'de daha çok. Haritalardan bazen belli oluyor bu durum. Şimdi orta erimli yani jeofizik çalışmalarla yani aşağı yukarı depremin olacağını aya kadar indirebilirsiniz. Bu konuda benim bir kitabım var. Bir yaşama iki deprem sığmaz. Bir tanesi deprem önceden nasıl bilinebilir diye. Ben deprem önceden bilinemez diyen insanlar hayretle karşılıyorum. Çünkü siz bir sağlık bilimciyle konuştuğunuz zaman kaldı ki konuşuyorsunuz. Kanser önceden bilinemez der mi bir sağlık bilimci? Demez değil mi? AIDS'in çaresi bulunamaz diyebilir mi? Demez. Ne yapar? Araştırmalar sürüyor der. Bilimin önü karanlık gösterilmez. Bilimin önü pembe gösterilir. Deprem önceden bilinemez, denilemez. Sen tembelsin, yan gelip yatmışsın. Efendim, ben bazen yaptığım araştırmaların diğer bilimciler tarafından irdelenmesini izliyorum. Utançla karşılıyorum. Hiç yani sevgili Uğur Mumcu'nun dediği gibi bilgisi yok ama fikri var. Yani bir şeyler illa söylemek durumunda kalıyor. Ya sizin bu de çok net açıklamalarınız var. Yazlığa gidin, işte çok kısa bir zaman içerisinde söylemek deprem olabilir buna. Ki nitekim bu son depremlerle ilgili de açıklamalarınızı ya yapmıştınız 10 yıldır bu depremin uyarısını yapıyorum. Şimdi diğer bir kestirim yöntemi de oylumcum. Bu ise kısa erimli çalışmalar. Kısa erimli çalışmalarda ise biz andıkları, böcekleri... Hayvanları yani demek yani istedi parantez içinde hayvan, yabancı dilde hocam. Evet, animals behavior'dan söz animals, ediyorum. Animals, hayvan davranışı. Evet, hayvan davranışlarından, andık davranışlarından söz ediyorum. Onları inceleriz. Şimdi, evet. Şimdi nasıl bunlar davranışlar da gösteriyorlar? Ama bu tabii hayvan davranışlarının total olarak bir yön alması, direkt depremi değil belki başka bir şey oluyor. Belki tsunami, ne bileyim tsunami de depremi var. Tsunami'nin Türkçesi bu ara süpürtü demek. Çünkü dipten süpürerek. Süpürtü gibi. Hayatta demem tsunami yani. Başka bak, bir şey bulun. Bile demem dedim, demem derken dedin. Ama başka bir şey bulun. Demem ya, derken dedin. Şu Türk Dil Kurumu'na ricalarımı söylemek istiyorum. Bakın selfie dedik, selfie'ye öz çekim dediler. Hadi öz çekimi dedik.
daha böyle hani böyle bir akan bir şey, süprüntü, tusuna bir süprüntü. Süprüntü değil, süpürtü. Süpürtü daha fena. Biraz önce çekirdek süprüntüsünden söz ettiniz, o süprüntü değil, süpürtü. Süpürtü. Çünkü süpürtü dipten gelen bir dalgadır. Böyle hocam gelir, ev süpürmesi geliyor aklıma benim, süpürtü. Çünkü tsunami bana kök, sanki daha tsunami böyle daha çünkü, dev gibi bir şey. Çünkü kök süpürmeden gelir, evet dev gibi gelir. Siz ama tsunami Japonca bir kelime, Türkçe değil. Onlar sürekli karşılaşıyorlar. Atatürk ne diyor? Türkçe konuşmayana Türk denmez diyor. Hocam elimizden geldiğince konuşuyoruz Türkçe ama şimdi tsunami'ye de bana süpürtü dedirtmeyin. Deyin, andık deyin da çok de bir başlasınlar yani. Sizin sevmeniz önemli değil ki. Makine neydi? İşgeç. İşgeç. Aş dürtgeci. Aş zaten Türkçe. Siz tüm gün burada, göstergeç. Siz burada saat. Lokant, siz burada lokant diyorsunuz ama lokant. Boşnaklar aşçı diyorlar. Aşçı, evet. Ve saate ne diyorsunuz? Gelelim. Ha, tamam. Ben... Saat ötecek. Tüm gün göstergeç. Yok ötecek. Yeni yeni de şeyler çıkıyor. Hostes ne? Gök konuksal avrat değil. Ne? Gök konuksal avrat. Gök konuksal avrat diye Türk diline karşı olan insanların türettiği böyle yalan sözcükler var. O aş dürtgeci falan da öyle. Neyse. Şimdi şeye gelelim. Kısa erimli çalışma ama bir gün Türkçe'yi konuşacağız sizinle. Tamam. Ayrıntılarıyla muhakkak, konuşacağız. Lütfen. Sizle söyleşi yapmak güzel bir olay gerçekten. Renkli geçiyor en azından. Sizin için hocam söylememiz lazım bunu. Biz öğreniyoruz sizden. Rica ederim. Andık davranışları şöyle. Şimdi insanın yapı olarak baktığınız zaman bir beyni var, bir de beyinciği var değil mi? Beyin erkeklerde büyüktür, dişilerde küçüktür. Hatta erkekler der ki hanımlara küçük beyinle derler. Halbuki. Ama bir de bir olay daha vardır. Onun arkasında bir de beyincik vardır. Şimdi ayağa kalktığınız zaman böyle, ayağa kalktığınız zaman böyle biz yürürken bizim dengemizi sağlayan beyinciktir. Hmm. Beyin değil. Beyinciye geldiğiniz zaman dişilerin beyinciği erkeklerden daha büyüktür. Ya, yaradan böyle yaratmış. Neden? Çünkü beyincik dengeyi sağlar. O zaman siz erkek bir de duyarlılığı sağlar. Çok duyarlıdır. Bir erkek size böyle söylediğiniz zaman küçük beyincikli diyebilirsin ona. Bir şey söyleyeceğim. Siz dersiniz zaten ne duygusuz erkeksiniz diye söylerseniz ya. Hocam bize büyük bir tüyo verdi. Hanımlar. Aynen. Tahmin ediyorum ki size küçük beyinli sus diyen yoktur. Öyle umut ediyoruz. Amma ve lakin. Velev ki biri dedi. Sen sus küçük beyinli. Küçük beyincikli. Küçük beyincikli. Siz de küçük dengesiz, beyinli. Dengesiz, duyarsız. Duyarsız, küçük evet. Beyincikli. Şimdi, birbirimize güzel şeyler söyleyelim dolayısıyla, ama. Ya da andık değil mesela. Andık. Andık diyebilirsin. Hayvan diyeceğine ne, andık. Ne andık kişisin sen diyebilirsin. Duyuluyor. Peki. Şimdi bu beyincik depremden önce olan titreşimleri alır. Ama kimler daha çok alıyor? Dişiler. Dişiler alıyor. Ama her şeyin dişisi. İnsanın dişisi ve andıkların dişisi ve böceklerin dişisi. Dişilerde bu büyüktür. Böcekleri ayırt etmek zor tabii ama. Ve baş küçüldü ama bakın davranışları değişir. Baş küçüldükçe duyarlılıkları da artar. Baş küçüldükçe. Demek ki büyük başlılar daha az duyuyor. Antenlerden küçük başlılar ise ben bunun neden olduğunu bilemiyorum. Yani bu bir zoolojinin inceleyeceği bir konudur sanıyorum. Küçük başlılar ise daha çok mesela deniz yaratıkları daha çok, karadakiler daha az etkileniyorlar. Hı. Şimdi söz gelimi neden oluşuyor bu beyincik, nasıl duyuyor bu işi? Deprem olmadan önce küçük fırtınalar olur. Deprem fırtınaları. Bunlar depremcik deriz biz. Dörtten daha küçüğüne depremcik denir, dörtten daha büyüğüne ise deprem denir. Hı. Şimdi bu depremcikleri normalde aygıtlar algılar. Hani 3, 3,5, 2,5 oldu falan diye söylüyorlar. Şimdi bunun dışında kadınlar da algılar. Yani kadın diyorum, yani dişiler de algılar. Çünkü bu sarsıntıları burası duyar. Ayrıca kırılma öncesinde kırılmasız devinim denen, yürüme denilen bir olay oluşur. Şöyle kırılma önce. Hani bir sopayı kırmadan önce bir kıvrılır değil mi? Hı hı. O kıvrılma sırasında kırılan kesimin yanakları birbirini sürter. Ve o sürttüğü zaman
Orada kıvıl kapar dalgaları çıkar. Yani İngilizler anlasın diye elektromanyetik dalgalar çıkar. Kıvıl kapar. Kıvıl Türkçe kıvılcımdan gelir. Kıvıl elektrik. Elektromanyetik dalgalar. Kapar da manyetik demek. Kıvıl kapar dalgalar elektromanyetik dalgalar. Ama bak bu izlencenin bayağı yararı oluyor. Şimdi bu konuda tabii ki İzlence? İzlence program. Program. Evet. Şimdi izlemekten izlence. Çünkü bizi izliyorlar değil mi? İzliyorlar. Ve siz de izlenceyi belli bir iz doğrultusunda götürüyorsunuz. Fevkalade güzel götürüyorsunuz aslında. Sağ olun efendim. Biraz çeşnili oluyor tabii. Çeşnili yani. Farklı. Çeşnili yani evet. Gibi. Türkiye'de hiçbir şey F ile başlamaz. Mesela farkındalık yoktur. Ayırdığında olmak vardır. Ayırdığında olmak. O, bu güzel hocam. Evet, ayırdığında olmak. Hocam kısa kısa bir şeyler sorabilir miyim? Bakın bunu da bitirebilir miyim? Tabii ki. İzninizle. Estağfurullah, buyurun. Kusura bakmayın. Bu kıvıl kapar dalgaları ya da elektromanyetik dalgalar yaklaşık 750 kilometreye kadar uzağa kadar gider. Yani depremin odağından. Depremin merkezi diye bir şey yoktur. Depremin odağı vardır. Türkçesi odaktır. Merkez değildir, odak. Yani bilim dilinde de biz iç odak, dış odak diye söyleriz. Yani hypocenter ve hipocenter diye geçer. Şimdi buradan 750 kilometreye kadar eğer deprem bölgesine yakınsanız, bu kıvıl kapar dalgaları sizin beyincinizden geçer. Beyincinizden geçerken bunun çevresinde eddi akımları yaratır. Diye eddi akımları yaratır. Bu eddi akımlarını duyunca ah bir sıkıntı var başımda. Ah şakaklarım, ah gözlerim, ah eklem yerlerim. Bütün sizin eklem yerleri söz gelimi diz hastalıkları vardır bizim değil mi? Eklem hastalıkları. Çünkü işkembeci dükkanları ve paçacı dükkanları kapanmıştır. Bunu Canan Karatay hocamız gayet güzel söyler ve dolayısıyla buralarda hastalıklar akımlar akmaya başlar. Bunlar eddi akımıdır. Yani ta 750 kilometre ilerideki bir deprem sizi etkiler. Dünyada her şey birbiriyle etkileşimlidir. Siz şu anda Mars'la bile etkileşim içindesiniz. Şimdi bu eddi akımları sizde yani insanlarda sanki romatizma gibi ağrı yapmaya başlar. Ah dizlerim kopuyor, ah kollarım kopuyor, ah kolum neden kaşınıyor? Bakın bunlar hep belirtilerdi. Ah karnım kaşınıyor. Gebeyseniz çocuk tabii burada bir sıvı olması nedeniyle çocuğun çevresinde orada eddi akımları yoğunluğu artar. Ve çocuk bebek daha doğmayan bebekçik tekmelemeye başlar annesini ve erken doğum yapar. Ve bu doğumlar genellikle ölümcül olur. Yani ana genellikle ölür bu doğumlar sırasında. Yani tüm memelilerde bu olur. Mesela Darıca Hayvanat Bahçesi'nde deprem öncesi birçok maymun öldü. Gebe maymun öldü. Sırf bu nedenle öldü. Dolayısıyla gebe kadınlar depremi daha duyarlıdır. Efendim, kadınlar bu rahatsızlığı duyunca evde der ki o çok sıkıldım, bunaldım, gel evden çıkalım der. Ama kadınların bunalmadığı bir zaman mı vardır dersiniz? Bir de bunu menopoza bağlayabilir genelde kadınlar. Öf bunaldım işte, aman yandık falan filan, buna da bağlayabilirler. Şimdi kadınlar mesela kediler yavrularını alırlar dışarıya götürmek isterler. Şimdi sözün gelişi bunun dışında... Mesela yılanlar çıkar, yerin altından yılanlar çıkar, küçük başlıdır ve serserice dolaşmaya başlarlar yönsüz olarak. Köstebekler çıkar yerin altına yaşayanlar. Mesela yılan balıkları bunu çok duyar. Yılan balıkları gizlenir. Mesela Küçükçekmece'de eskiden çok yılan balığı vardı ama Küçükçekmece'nin ağzını bozduğumuz için yılan balıkları artık buraya gelmiyor. Hocam artık... kısa kısa bir iki soru sorabilir miyim size? Zamanımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama sormak istediğim 3-5 soru daha var size. Ama buyurun kısa canım. Kısa. Buyurun çünkü canım. Sizinle konuşmalarımız maşallah. Ben şu ana kadar 2 soru sordum. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki bir de araya başka şeyler de giriyor. Rica ama edin. Kısa kısa sormak istiyorum. Bunlardan... Bak adamı yanlış yazıyorlar. Profesör Doktor Ahmet Ercan diyor, onu düzelsinler. Öygün Ahmet Ercan. Ben miyop. Ha hocam sığmıyormuş. Karakterlerden dolayı. O zaman dolayı. Övgün A. Ercan diye yazsın. Övgün lütfen. Ercan diye yazın o zaman Övgün lütfen. Övgün A. Ercan. Övgün Ercan diye yazalım. Evet. Hocamız öyle evet. istiyor. Güzelim. Hocam daha sarsıntı bekleyelim mi? Şimdi İzmirliler beni yanlış anlamasınlar. Şimdi burada beklediğim deprem benim yaklaşık 7.7.2 idi. Burada deprem 6.3 olarak gerçekleşti. Bu demektir ki gerginliğin belli bir kısmını atlattı. Şimdi eğer bundan sonra büyük bir deprem olma olasılığı ne kadardır? %20'dir. Yani %100 değildir. Yani %80 olasılıkla İzmir
depremini atlatmıştır diyebiliriz. Şimdi 6-10'da üçlük ama orada bir gerginlik duruyor. O durduğu yerden birikmeye devam edecek. 8 tane de artçı oldu zaten ardından. Çok artçılar olur. Şimdi bir deprem kükremeye başladığı zaman o kükreme zaman içinde azalarak sürer. Değil mi? Hı hı. Şimdi o kükremeler sürüyor. Artçı depremler kükremelerdir. Hı hı. Burada beklediğimiz bir 5-10'da üçlük depremdi. 5-10'da üçlük deprem 6-10'da üçten sonra gelmesi gereken artçı depremdi. Hı hı. Şimdi ve dün geldi bu. Dün evet. akşam geldi. İzmirlilerin gözü aydın diyebilirim. Oh, atlattılar. Şükür. Ve bundan sonra 4,5, 4,10'da 9, 5, 5,10'da 1'ler olabilir. Şu anda eviniz yıkılır mı? Bugüne kadar yıkılmadıysa bundan sonra da yıkılmayacaktır eviniz. Şimdi bunu benim söylemem biraz ters olur ama çünkü bu AFAD'ın bir görevi aynı zamanda İzmir valisinin bir görevi. Hani evinize girin girmeyin diye. Hı hı. Eğer evinizin ve yerinizin güvende olduğunu biliyorsanız evinize girebilirsiniz. Ben dün akşam da yazdım bunu aslında. Facebook sayfamdan da belirttim. Eviniz eğer sağlamsa girebilirsiniz. Rahat rahat bakın. Çünkü 5-10'da üçlük depremin olmuş olması size bir güvence veriyor diye bunu da söylemiştim. San Andreas filmini seyrettiniz mi? Evet. Beğendiniz mi? Tabii. Çok iyi filmdi değil mi? Çok müthiş. Yani biz bir Gölcük depreminin ne yazık ki filmini yapamadık. Ay evet ama yani, tabii Gölcük'te o kadar büyük acılar yaşandı ki. Bunun kitabını yazdım, senaryosunu yazdım. Yani bir gerçekten bir filmciyi bekliyorum. Yani orada bir anılar kitabı, o da kaç kişi okudu bilmiyorum. Bir yaşama iki deprem bize. Sığmaz, Gölcük depreminin doğrudan doğruya belgeselidir. Senaryosunda yazdık. Mesela Soma Kıyımı'nın kitabını yazdım, tiyatrosunu yazdım. Oynamak istiyorlar, henüz oynanmadı. Hocam İstanbul'da 7 ölçeğinde ama tek cümleyle 7 ölçeğinde bir deprem olursa ne olur? Şu anda mı olursa? Evet. Şu anda olursa yaklaşık kaybımız 20 ile 30 bin kişi olur. Ama 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı ne kadardır şu anda? Evet. Çok düşüktür. Yani 8? 8 asla olamaz. Niye? Çünkü Kuzey Anadolu kırığı bu bölgede 8'lik bir deprem hiçbir zaman üretmemiştir, üretmeyecektir. Nerede şimdi, beklenebilir? San Francisco civarında. Kuzey Anadolu kırığı boyunca oluşabilir. Ama böyle bir depremi ben Doğu Anadolu kırığı ile Kuzey Anadolu kırığının yaklaşık kesim yeri civarının 100 kilometre civarında beklerim. Yani Erzincan dolaylarında, Bingöl dolaylarında. Oralarda beklerim ama İstanbul'da beklemem. 9. Çünkü İstanbul'da gerginlik saçılıyor. 9 asla olmaz. Genel anlamda soruyorum. Yani 9 Türkiye'de asla olmaz çünkü Türkiye birinci derece deprem ülkesi değil. Hı hı. Türkiye'de depremlerin çok yıkmasının nedeni Türkiye'deki gelir düzeyinin düşüklüğüdür. Evlerin sağlam olmaması. Aynen öyle. Yani projesiz yapılmak. Japonya sürekli öyle. Sallanıyor böyle ama. Sevgili kardeşim Oylumcuğum baksana Doğu Anadolu'daki depremin yıkıcılığı 3.8'lik deprem Doğu Anadolu'da yıkıyor. Hı hı. Peki Doğu Anadolu'daki kişi başına gelir ne kadardır? $500. Orta Anadolu'da yaklaşık 5-10'da 7'lik deprem yıkıcı oluyor. Orta Anadolu'daki gelir düzeyine kadar da $5000. Batı Anadolu'ya geldiğiniz zaman depremin yıkım gücü 6-10'da 4'ten sonra başlıyor. Peki Batı Anadolu'daki gelir düzeyi ne kadardır? Aşağı yukarı $30000. Son bir soru bakın, sorabilir miyim? Cebinizde para ne kadar azsa deprem size o kadar yakındır. Ve ölüm de o kadar yakındır. Evlerin sağlamlığı açısından. Süprüntü olabilir mi İstanbul'da? Süpürtü. O da olur. Süpürtü olur mu? Süpürtü olmaz. Tsunami yani yabancı evet. dil sevenler için. Harikasınız. Ya çak valla harikasın. Bak oylum iyi becerdin bu işi. İyi niyetliyim en azından. Çok görüyorsunuz. İyi niyetlisin. Harika bir Türk kızısın. Sağ olun. Süpürtü. Süpürtü evet. Süpürtü bak, olma bak, ihtimali. Olmaz. Çünkü süpürtü olabilmesi için büyük düşüşler olması gerekiyor. Türkiye'deki sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım bu konuda çalıştılar. Geçmişte olan süpürtü dalgalarının yüksekliği 2 metreyi geçmiyor. 2-2,5 metre. Zaten şu andaki eskinlerin yani rüzgarların yaratmış olduğu dalgaların boyu 2-2,5 metre. Bir de özellikle biz Marmara kıyılarını doldurduk. Bunu birçok kimse istemedi ama bunlar aynı zamanda süpürtü dalgaları önleyip önleyici etkisini azaltmak bir gergi yarattı. Bir gergi yarattı. Dolayısıyla süpürtü dalgasının korkusu yoktur. Bu çok büyük bir abartı oldu. Bu konuda taslak çalışmalarını da yaptı sevgili arkadaşlarım. Yani böyle bir korku yoktur. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki geldiniz.
İyi ki sizle birlikteyiz. Vallahi ne güzel sizle birlikte izlence yapmak. Hocam iyi ki sizinle birlikte bu güzel pazar sabahında izlence, güzel bir izlenceye imza attık. Sizin varlığınız son derece önemli. Bir gün yalnız Türkçe konuşacağız. Yalnız Türkçe konuşacağız bir gün. Ben tahmin ediyorum ki o yaptığımız program bu yaptığımızdan daha çok seyredilecek. Kesinlikle öyle. Bazı atların mesela Türkçelerini de söyleyebilirim. Ben İran'da altın arıyorum bugünlerde. İranlılar diyorlar ki ya hocam bizde ayıp olan atları sizde isim olarak veriyorlar. Ne dedim ben? Çok şey için geçerli. Nüket dedi mesela. Nüket ağzı kokandır dedi. Siz ona isim olarak veriyorsunuz dedi. Eyvah. Ondan sonra peki Nalan söylüyorsun. Nalan ağlayan sızlayan demek dedi. Ya bir kıza Nalan denir mi ya? Veya Nüket denir mi dedi. Bunun gibi. Kız güzelse her şey denir. Hocam çok çok teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Sağlıcakla. İyi günler diliyorum. Hocam ne yapıyorduk? T'lerimizi açıyoruz ve kucaklıyoruz. T'lerimizi sevgiyle açıyoruz ve kucaklıyoruz. Hocam T'lerimizi açıyor ve kucaklıyor. Ve seni seviyorum diyor. Çok teşekkürler. Aynen herkese. Kısacık bir ara vereceğiz. Daima olumlu düşünmek gerekiyor. Hale ne demek hocam? Hale bu hale şeyin. Halo. Evet bu ayın etrafındaki ize. Hale. Hale deniyor. Güzel ama tam Türkçesini söylerim. Türkçe sanıyorum Ayla olacak onun. Ayla, Hale, Ayla. Sanıyorum öyle olacak. Hale evet. Caneroğlu bizlerle beraber olacak harika, sizden sonra. Harika. Kısacık bir ara veriyoruz efendim. Sevgiler. Hocamızı uğurlarken. Sevgiler.